Cincik, canlar, canlar, canlar. Şu sanat, mimar ve ilim insanlarını konuşalım bugün İlk Türk İslam Devleti'nden. Önce bazı kavramlar var. Eser ve ilim insanlarıyla ilgili dediğim gibi o not üzerinden sizlerle lak lak etmek isteyeceğim. Sanat dediğimiz zaman Türk İslam devletlerinde belli başlı bazı sanat dalları var. Bir kısmını biliyoruz, bir kısmını belki ilk defa duyacağız vesaire vesaire. Ama bu konuda ben sınıflarda bir mevzu açmıştım hatta Selçuk Bey de Selçuklu Tuğrul Bey zamanında. Bizde resim ve heykelle ilgili bir tartışma konusu vardı hatırlarsanız. Önceden İslami hassasiyet nedeniyle resim ve heykel görülmüyor derdik İslami toplumlarda ama bunun çok da böyle olmadığını ben sizlere paylaştım hatırlıyorum. Selçuklu Devletleri'nin birçok İslam devletinde hatta peyderpey resim ve heykelle ilgili az da olsa çalışmalar var demiştik. Tamam mı canlar? Milletin Mahallenin kitabı da bunu yazmıştı. Endülüs Emevilerden örnekler verdim hatırlıyorum. Anadolu Selçuklu'daki Kubada Abadiye Sarayı var bu Beyşehir bölgesinde. Orada hakeza Tuğrul Bey niye anmıştık? Evlenirken koca bir madalyon takmıştı görmemiş gibi. O madalyonun üzerinde kendi silüeti vardı. O yüzden altını çiziyorum. Türk İslam Devletleri'nde resim ve heykel sanatı var mı? Evet var diyeceğiz gayrı ama az. Yani o klasik resim ve heykelle ilgili o hassasiyet nedeniyle biz daha çok İslami dönemde hat gibi, minyatür gibi sanatlarda ön plana çıkacağız. Ama altını çiziyorum. Resim ve heykel var mı? Az da olsa var demek lazım Türk İslam tarihinde. Şimdi bu sanat dallarında minyatür sanatını çok iyi biliyorsunuz bence. Küçük resim, Uygurlarda da bir gönderme yapmıştık buna. Küçük resimdi bu. Zaten kitapta kullanılan bir sanattır bu. Kitapta atıyorum bir savaşı anlatırken hemen altında o savaş sahnesini resmeden küçük bir resim yapılmakta. Bunun resim sanatından birkaç temel farkı var. Derinlik yoktur mesela minyatürde. Hakeza yine perspektif yoktur. Gölge mölge bilmem ne falan filan yoktur. Mesela biliyorsunuz resimde uzakta resmedilen kişi daha küçük çizilir. Daha küçük çizilir. Yakınlaşta daha büyük çizilir. Malum malum. Ama minyatürde derinlik olmadığı için şuna dikkat ediyor nakkaşlar. Resmedilen ortamda en yüksek dereceli kim var ise, misal padişah mı var mesela? En uzakta olmasına rağmen en büyük padişaha çizerler. Yani büyüklük, küçüklük biraz rütbeyle orantılıdır minyatür sanatında. O yüzden bir tür resimdir. Gayet net, gayet güzel bir resimdir bu aslında ama resim sanatından farkı ne diyoruz? Derinliğin ve perspektifin olmadığı ve kitaplara çizilen resimler, minyatürler. Unutmayın, nakkaş kavramı çok çok kullanılacak canlar, çok çok kullanılacak. Minyatür sanatının bir diğer adı nakıştır, bir diğer adı nakıştır. Nakış diye geçiyor minyatür. Bir diğer adı mesela minyatürün bir diğer adı tasvirdir, tasvirdir. Bakın bu kelimelerden türetilen ustalar, nakışla meşgul olana nakkaş diyorlar. Tasvir bir diğer adı aynı şekilde tasvir yani minyatür yapan kişilere yine musavver de diyebiliyorlar. Daha çok nakkaş çıkacak sizin karşınıza değerli kardeşler. Hat sanatı herkesin malumu sanırım güzel yazı yazma sanatıdır. Zaten Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatı diye anıyoruz. Ve malum bu işte meşgul olan kişiye de hattat diyorlar, hattat diyorlar. Bu iki sanat özellikle minyatür ve hat sanatı İslami dönemde Türklerin en yoğun faaliyette bulunduğu, en yoğun gelişme gösterdiği sanat dalları değerli kardeşler. Tessipini bunu ta Uygurlara kadar götürmekteyiz biz hatırlarsanız tessip sanatı. Bu tessip sanatı da
Bunu bugün mesela Kur'an-ı Kerim'i elimize aldığımızda ilk sayfasını çevirdiğimizde bir Fatiha suresi çıkar biliyorsunuz. O Fatiha suresinin etrafında bir çerçeve şeklinde süsleme vardır. İşte o tesiftir. O tesiftir. Böyle altın suyundan falan da yapılan süslemeler vardır mesela burada. Kitap sayfalarının kenarlarının süslendiği bir sanat, tesif sanatı. Bu kapsamda, bu sanatta tesifle meşgul olanlar ise müzehip derler. Bunun da göze çarpması önereceğim. Bakın hem Türk İslam tarihinde hem de Osmanlı'da bolca çıkacak bu üç sanat karşınıza değerli kardeşler. Vitray biliyorsunuz yer yer geçti, cam süsleme sanatıydı. Malakari, mala, duvar ustası, bugün hala duvar ustalarının kullandığı duvara böyle harç, alçı fırlatmak ve düzeltmek için kullandıkları bir aparattır mala. Oradan gelen bir kavram malakari. Alçıyla duvarda böyle kapartıp onu süsleme sanatıdır. Kalemkar diye de anılabiliyormuş ustası, çok da dert eylemeyin. Keramik ise bildiğimiz seramik sanatıdır. Seramik, Çin'i süsleme sanatı diye ifade ettiğimiz bir sanat değerli kardeşler. Burada ilk üçü minyatür, hat ve tescil zaten bildiğinizi düşünüyorum. Çokça sorularda kullanacak kardeş. Onun dışında evet, ağaç oyma sanatı, oymacılık, ahşap oyma. Benzer şekilde bu ahşapa, ahşap ve metale böyle değerli taş ve madenlerin kakılarak yapıldığı süsleme sanatı, kakma sanıcı, kakma sanatı, kakmacılık. Telgari bugün yine çok kullanılıyor. Özellikle hatun milletinin böyle kendini kaybettiği takı takravatlar var ya, gümüşçüler, bilmem neciler falan filan. O işte. Hala yaygın. O telgari, altın, gümüş işçiliği diye andığımız sanat dalıdır. Kündekari ise ahşap parçaların birbirine geçirip bağlanmasıyla yapılan bir sanat, bir ahşap süsleme sanatı yine. Portal kapı süsleme sanatı, fresk ise duvar süsleme sanatı diye geçiyor yine. Çeşitli sanat dalları ama bunlardan hat, minyatür ve tescil çok çıkacak karşınıza değerli kardeşler ve muhtemelen de zaten biliyorsunuz. Peki hocam, buradan yine bir sanat dalı aslında ama çok ilerlediğimiz, çok ön planda olduğumuz için mimariyi ayrı bir başlık açıyoruz ister istemez. Ve burada da mimari sanatına da bazı kavramlar var ve gelen sorular var kardeşim. Gelen sorular var. Şöyle bir bakıyorum şu şablona. Yani burada hadi belki taphane diyeyim bir tarafa. Yok, o da dursun. Hepsi ya, ezberleyin bana ne. Sen gir canslama canım. Hadi geçmiş olsun, öptüm yanaklarından. Bu sanatları, bu mimardaki bu türleri, mekanları lütfen bilin ne olduğunu birer cümleyle. Kümbet soruldu burada mesela. Zamanında imarethane soruldu. Arasto soruldu. Kapan soruldu. Külliye soruldu. Çıktı bunlar karşımıza ve yine çıkacak, yine çıkacak. Biliyorsunuz külliye. Külliye bu Cumhurbaşkanlığı külliyesinden çok kullandığı kavram haline geldi ama onu çok baz almayın. Hoş, onda da külliye mantığına uygun bir yapı var mesela. Külliyede bugün Beştepe'de bir millet camii var, camii var. Ama merkezde mi tartışılır, belki bir şey diyemeyeceğim ama külliye, merkezde caminin olduğu, etrafında diğer sosyal yapıların bulunduğu bir toplu yapı türüdür. Merkezde cami, etrafında kütüphane olabilir, bu bedesten olabilir, bu şifahane olabilir, bu medrese olabilir bu. Ama tek kriter merkezde cami vardır. Etrafında ne olduğu muamma, ihtiyaca göre bir şeyler yapılmıştır. Merkezde caminin olduğu sosyal toplu yapı diye ifade edebiliriz külliyeyi. Sosyal hayatla ilgili toplu yapıların bir arada bulunduğu mekandır külliye. Bunu biliyoruz kardeşim. Bedesteni muhtemelen biliyorsunuz. Pek çıkmadığınız o NCT'ymiş, yok işte 41 buradaymış, yok efendim Dolphin'miş, çaktın köfteyi. Hah, onlar işte. Bedesten, AVM, alışveriş merkezlerimiz.
Başlangıçta böyle halı gibi, kuyumculuk gibi pahalı eşyaların satıldığı ama zamanla ne ararsan bulabildiğin bir çarşıya dönüşüyor. Kapalı bir çarşı, AVM, bedesten. Aras'ta baharatçılar çarşısı, balıkçılar çarşısı gibi bugün örneklerinin kısmen olduğu, vatandaşa böyle tek tür malın satıldığı sıralı dükkanlar topluluğu. Kuyumcular çarşısında biliyorsun İzmir'de de var mesela, çarşıda caminin karşısında yan yana kuyumcular var. Balıkçılar çarşısı diyorsun, yan yana balıkçılar var mesela. İşte bu yapı Aras'ta bir örnektir. Sokakta yan yana dizilmiş dükkanlar topluluğu, vatandaşa tek tür mal satan dükkanlar topluluğu. Şimdi bu kapanla karışıyor. Neden karışıyor kapanla? Kapanda da tek tür mal satımı var. Ama sorun veya fark şurada saklı. Kapan sana bana vatandaşa mal satmaz. Kapan şehirde bir tür depodur. Dışarıdan gelen tek tür malın depolandığı ve esnafa toptan satıldığı mekandır. Esnaf kapandan alır malı, dükkanına getirir ve sana bana satar. Buradaki karışan nokta ne? Aras'ta da kapanda da tek cins mal satılıyor. Ama Aras'ta da vatandaşa satış yapılıyor. Sıralı dükkanlar topluluğu, kapanda ise esnafa toptan satılan bugünkü hal mantığı. İşte sebze meyve hali, balık hali falan deriz ya. Mesela bilmem duydunuz mu, hatırlar mısınız? Bu işte dijital müzik öncesinde ve kaset çalarlar falan vardı böyle. Kasetler, band falan vardı. Kalemle falan sarardık biz o bantları. O kasetçilerin, bantların, ses kaydının yapıldığı o kasetlerin yapıldığı İstanbul'da meşhur bir yer vardı. Un Kapanı. Un Kapanı, plakçılar çarşısı da geçerdi mesela. Un Kapanı. Buradan kalan bir kavram bak. Un Kapanı. İstanbul'a gelen unun depolandığı yerdi burası. Un. Hocam kapanı. Bir şey sorabilir miyim? Buradan un esnafa dağıtılırdı. Oradan da vatandaşa ulaşırdı kardeşim. O yüzden böyle bir fark var. Kapanla toptan satış var. Aras'ta da ise vatandaşa bireysel perakende satış var. Efendim Hande? Hocam bu kapanlarda insanlar da, vatandaşlar da mal alabiliyorlar mı? Yoksa sadece esnafa özgü mü? Esnafa. Esnafa. Tamam hocam, sağ olun. Gidip sen birey olarak kapanla alışveriş yapamazsın. Sen Aras'ta'ya veya Bedesten'e gidersin. Tamam hocam. Kervansaray ve Ribat ise, Ribat hatırlıyorsunuz, Karahanlar'da andık sizlerle, otel, konaklama mekanlarımızdı. Kervansaray'da aynı mantıkla Anadolu Selçuklular'da özellikle oldukça yoğun kullanılan bir mekana dönüşecek. Bunlar aynı zamanda askeri amaçlı da kullanılabiliyordu, dini amaçlı da kullanılabiliyordu ama öncelik tabii ki ticaretti. Ticari amaçlı yapılan konaklama mekanları. Taphane ise değerli arkadaşlar, bunu tabakhane ile karıştırmayın. Tabakhane bugün deri atölyelerin bulunduğu yerdir tabakhane. Taphane hani bu camilerde ilk giriş vardır ya böyle ayakkabıları bıraktığımız ve cami içerisine girmeden hemen hızlıca namazımızı kılıp işimize gideceğimiz bir ön yer vardır. Ön giriş vardır. O bölüm taphane diye anılmakta ve böyle hastaların işte şifahaneye gelmiş, hastaneden taburcu edilmiş, bir müddet istirahat etmesi lazım. O hastanın konaklayabildiği, yoldan geçen vatandaşın konaklayabildiği, yani bir konuk evi gibi kullanılabilen mekandır taphane. Camilerin ilk girişinde insanların misafir edildiği bir konuk evi taphane diye değerlendirebiliriz. İmarethane ise, bunların içerisinde benim en sevdiceğimdir imarethane, beleş yemek. Yolcuya, öğrenciye, fakire, fukaraya ve bir ol hocaya günde iki defa beleş yemek dağıtan mekanlardır imarethaneler kardeşim. Türk İslam kültüründe sosyal devlet anlayışının mükemmel örneklerinden birisidir. Kılığına, kıyafetine ihtiyacın var yok buna bakmaksızın
herkese beleş yemek verilebiliyor imarethanelerde. Günümüzdeki gün maalesef böyle bir art niyetli suistimaller falan da çok yaşanmıyor aslında. Gerçekten ihtiyacı olanlar gidip imarethanelerden yemek yiyebiliyorlar. Şifahane, bimarhane ve bimaristan eş anlamlı tabirler. Tabiri caizse evet bunlar malumunuz hastahanelerimizdir. Şimdi kümbet ve türbeye dikkat. İkisi de anıt mezardır. Kümbette, türbede işte devlet adamları veya ilim insanları için yapılan anıt mezarlardır. Aralarında ince bir fark var değerli kardeşler. Kümbet ve türbe tabiri caizse türbe Arap işi diyorum ben, kümbet Türk işi diyorum. Böyle tabir ediyorum. Türbe böyle daha çok böyle dörtgen, dört duvar üzerinde düz bir yapıydı. Sonradan bizim etkimizde üzerine bir kubbe yerleştirmiştir. Böyle dört duvar üzerine kubbenin yerleştirdiği anıt mezardır. Kümbet ise daha çok böyle altıgen, sekizgen gibi duvarlarının geometrik bir yapıya sahip olduğu ve çatısının da böyle konik şeklinde, bakın en bariz fark çatıdır. Konik şeklinde yapılan çatılar kümbettir. Türbelerde ise kubbe şeklinde çatı olabiliyor ve daha çok türbeler böyle dört duvar üzerine yapılmıştır ama kümbetler daha çok altıgen, sekizgen duvarların üzerine konik bir çatının konduğu bir yapıdır. Hatta ve hatta şunu çok net söylemek lazım. Bu kümbet tabiri caizse Orta Asya çadırımızın İslam mimarisine yansımasıdır. Evet, bu böyle değerlendiriliyor. O konik yapı olsun veya kubbe olsun daha sonraki dönemde Türklerin İslam mimarisine bir katkısı da değerlendirilmekte değerli kardeşler. Bu da bizim Orta Asya'daki çadırımızdır. Orta Asya çadırımızın mimariye dönüşmüş hali olacaktır. Kümbet Selçuklularda ilk defa çıkacak karşımıza. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ilk dönemlerinde devam edecek bu. Sonradan Osmanlı klasik bir türbe yapısına dönüş yapacak zaman içerisinde. Böyle biraz Selçuklu ile özdeşleşen bir kavram ki bu alanda çıkmıştı bir sınav sorusu var yine. Selçuklu ile ilgili olarak kümbeti bize sormuşlardı değerli kardeşlerim. Kümbetle türbenin arasındaki farkı umarım izah edebilmişimdir canlar. Bu kavramlarla ilgili kardeş, ya hocam ya diyem, kafana takılan bir şey varsa buyur. Yoksa sen buyur. Şimdi, hocam bir şey sorabilir miyim geçmeden? Öğrenmelerim. Buyurun, kim konuşuyor? Hocam ben Emine. Ha, Emine. Kümbetlerde diyelim herkesin bir mezarı olabiliyor mu? Önemli kişilerin. Mesela türbelerde diyelim evliyalar falan oluyor. Kümbetlerde yok, türbe kim? İçinde öyle bir şart yok. Yani türbe içinde öyle bir şart yok. Bu Fatih Sultan Mehmet Han türbesi diyorsun. Kanuni Sultan Süleyman türbesi diyorsun. İşte Emir Saltuk türbesi diyorsun. Öyle bir şart yok. Onu bir ara bizim KPSS camiası böyle bir gönderme yaptı ama türbede, kümbette siyasi veya ilmi önemli şahsiyetler için yapılan eserlerdir. Öyle değerlendirelim. Ben şunu merak ettim. Sıradan insanların kümbeti olabiliyor mu? Şimdi ya seni bilmem de benim olabilir be. Yani şimdi hocam bu bağlamda bu da aynı zamanda efendim söyleyeyim maliyettir. Maliyettir. Bu bağlamda tek tük örnekler var. Zenginler tarafından yapılan örnekler vardır yerelde ama çok da fazla yok. Yani sen ben gidip de bir türbe yaptıramam. Yani bir mezar taşım olsa yeter. Kardeşim ben geçerken de bir oloji suyu yatıyormuş işte bir Fatih okusundan yeter bana. Yani o yüzden öyle bir şart yok. Öyle bir nasıl diyeyim yasak da yok. Yasak da yok. Ama bu işin hem bir toplumda sevilen sayılan bir insan olması hem iki mali boyut olması nedeniyle siyasi ve ilmi kişiler için daha çok yapılıyor bunlar. Öyle diyeyim ben. Ama yasak diyemezsin. Tamam. Ben tamam, çok teşekkür kardeşim. Viroloji Efendi Hazretleri Türbesi. Yani kim ne diyecek buna? Canım geçerken okursunuz. Ben de üflerim. Hocam. Efendim kim o? Hocam İrem ben. Şey tesip sanatı için İslamiyet'ten önce de vardı diyebilir miyiz? Uygurlar var. Uygurlar var. Uygurlar var. Net. Uygurlar peki İslamiyet'le beraber giren sanat var mıdır?
İslamiyet'le birlikte hat alırız daha ziyade orada, hat alırız. Önceden İslamiyet'te veren minyatür falan alan sorular da var ÖSYM tarihinde, ama bu yeni ve diğer güncellenen bilgiler kapsamında map çerçevesinde de minyatürü ve tesibi uygulara biz yazıyoruz. Çin'den uygulara geçen sanatlardır bunlar. Hattı Tamam hocam. İslami döneme yazarız ama. Teşekkürler. Rica ettim. Hadi o zaman bir şablon var burada. Bu 2000'li yıllarda ön lisanslı lisede gelen bir soru da vardı burada, ama zor da bir şey değil. Yani bu mimari eserlerin bir ayrımı, hangileri dini mimari, hangileri sivil, hangileri askeri mimari diye bir tasnif var bakın burada. Yeşil renkte yazdım, mübarek rengimiz malum, camisi, medresesi, türbesi bilmem neyi. Ya yani şimdi burada size yabancı bir şey yoktur. Tekke zaviyeler, tarikat ehlinin toplandığı mekanlar malumunuz. Türbe, kümbet, tamam, mezar zaten. Medrese, eğitim öğretimi yapılan, daha çok dinsel eğitimin ön planda olduğu yapılardan birisi. Cami zaten malum. Külliye ne alakası var demeyin. Merkezinde cami olduğu için. Merkezde cami olduğu için külliyede dini mimari statüsüne yer alabiliyor. Sivil mimari, şöyle söyleyeyim, askeri mimariye bakın. Bunlar da çok net çıkar. Kışla, kale, sur, burç. Bunlar askeri yapı örnekleridir. Dini mimari ve askeri mimari çok rahat ayırt edilebilir sanki. Dolayısıyla onun dışında ne var ne yok, sivil mimari diyeceksiniz. Köprüsü, bedesteni, hanı, hamamı, hastanesi, ribatı, kervansarayı, sarayı, köşkü. Anlıyorsun. Sarayı niye kırmızı renkte yazdım? Hocam niye saray sivil mimari yahu? Burada sarayda resmi yaşam da var. Devletin kalbidir saray. Niye sivil mimari? Niye resmi mimari? Da resmi mimari diye bir ayrım yok. Bak görüyorsun değil mi? Hocam araya O girebilir miyim? zaman inatlaşmayacaksın. O zaman inatlaşmayacaksın. Saray evet resmi yaşam, devlet akta getiriyor. Aynı zamanda saray hükümdarın da evidir. Bu bağlamda inatlaşmayınız. Sivil mimar diye geçeceksin saraya. Araya girebilir miyim? Kim o? Hatice. Heh. Hocam İlber Ortaylı Topkapı Sarayı'nı askeri mi şey demişti. Hani Topkapı Sarayı'nı askeri mimar kim? Şimdi bir dakika, ona göre konuşacağım. Kim demiş bunu? İlber Ortaylı demişti hocam. Nasıl? İlber Ortaylı demişti. Hatırlamıyorum. Bilmiyorum öyle bir konuşmasını. Şöyle değerlendiririz. Topkapı Sarayı etrafında askeri yapılarda yer almış olmasından dolayı öyle bir yorum yapmış olabilir, ama sanat tarihi bağlamında bizim yıllardan beri anlattığımız tahsis budur kardeşim. Sarayı alıp askeri mimar diye anmak çok çok iddialı olur. Bunu İlber Ortaylı demiş olsa dahi tartışmaya çıktır diye düşünüyorum ben. Tahsis budur bizde. Tamam. Peki hocam. Şimdi canlar, yine çıkan bir sınav sorusu var burada, sınav sorusu var. Bu mimari eserlerde evet kullanılan aparatlar gayet doğal. Bugün de binalar, şunlar bunlar hemen aklımıza geliyor. Ahşap kullanırsın, alçı kullanırsın değil mi? İşte efendime söyleyeyim, kalemi aldım şuradan. Çini duvar süslemelerinde kerpiç, tuğla, taş, mermer, maden, bunlar gayet doğal mimari eserlerde kullanılan malzemelerdir. Eyvallah. Peki, süsleme motifi olarak şimdi görüyorsunuz, bunlardan birilerinin üzerine bir çarpı işareti gelebilir mi? Bir tıkladığınız zaman çarpı gelecek mi acaba? Süsleme motif olarak geometrik şekiller, yazılar, bitki motifleri, hayvan figürleri, insan ve melek figürleri mimari eserlerde kullanılmış mıdır? Yoksa bir çarpı gelecek olan bir motif var mı burada sizce? Yok bence hocam. Hepsi kullanılmıştır diyorsun. Yani az da olsa insan ve melek figürleri sanki öyle demiştiniz diye hatırlıyorum. Kullanılmıştı diye konuşmuştuk biz ama yanılmıyor. Hayvan figürleri, Ya o zaten var. aslanlar, kartallar, şunlar bunlar. Bunların hepsi kullanılıyor değerli kardeşler. 2004-2005'te gelen bir sınav sorusu da vardı ve hepsini almıştım. Ama soru şunu diyecek olsa mesela. Dini mimaride diyecek olursa hayvanı, insanı, meleği silersin. Doğru mu?
Evet. Tamam mı canlar? O yüzden soru köküne iyi bakacaksınız. Dini mimari mi diyor yoksa sadece mimari eserler mi demiş? Mimari eser diyorsa geniş düşüneceksin. Çok farklı eser türleri var nihayetinde. Ama dini mimari derse cami üzeri tahta gelecektir. Orada böyle işte üçgenler, yıldızlar, geometrik şekiller kullanılıyor. Hat yazılar kullanılıyor. Lale motifleri, bitki motifleri kullanılabiliyor. Ama dini mimaride hayvan, insan veya melek figürü kullanmıyoruz. Tamam mı canlar? Bilginize diyorum. Şimdi buradan şu nota bir geçmek istiyorum kardeş, tamam mı? Şimdi mimari eserler bağlamında canlar, ilk Türk İslam devletlerinde mimari eserler ki bizim kitabımızda da piyasa kaynaklarında da bir dünya ilk Türk İslam devletlerine ait mimari eserler görürsünüz. Böyle liste liste falan yapmışlardır mesela. Ben düşer dörder tane örnek koymuşumdur ama onlar içerisinde de seçmece yapıyorum. İlk Türk İslam devletlerinde yani Selçuklu, Karahan, Gazne o bölümde diyeyim özellikle birkaç tane eser bilmenizi isteyeceğim. Ve buradan gelen bir sınav sorusu yok, biliyor musunuz? Buradan gelen sınav sorusu yok. Bir tek yakın dönemde şu üniversite sınavında şu Taç Mahal sorgulandı. Taç Mahal sorgulandı, tamam mı? Yani benim de buradan bekleyeceğim soru açıkçası budur. Taç Mahal, Taç Mahal. Onun dışında yok işte Ribat-ı Belikler, Zafer Kuleleri, İmam Hanefi Türbesi, Nizamiye Medresesi. Nizami Mülk'ten muhtemelen hatırlanır yine ne olur ne olmaz diye koyu yazmışım bakın. Evet, kulak dolgunu olabilir. Tuluniye Camii, Mısır'daki ilk Türk camii olması bugün de önemli bir eser olması bağlamında belki olabilir. Ben topu topu burada 3 tane eser öneriyorum sizlere. Topu topu 3 tane eser öneriyorum kardeşim, tamam mı? Ha, hop bir dakika. Yani yazdığın zaman, yazacak olduğun zaman var. Mescid-i Cuma, İmam Hanefi, Nizamiye Medresesi, Karahanlar'da Arap Atası, Hazara, Dragon Camii, Talhatan Baba Camii, Ayşe gibi yaprak testler sorar. Ayşe gibi türbesi hangisine aittir? Arap Ata türbesi hangisine aittir? Hocam. Zafer Kuleleri hangisine aittir? Leşkiye Pazar Ulu Camii hangisine aittir? Cevabı söyleyeyim mi ben size? T şıkkı. Allah belanı vermeye. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Uğraşmayın bunlarla. Hayır. Az sonra dur. Agra, Yesevi bilmem ne. Uğraşmayın. KPSS'de buradan gelen bir soru yok. Gelmeyecek de. Taç Mahal. Tamam mı kardeşim? Taç Mahal. Tuluniye Camii. Tuluniye Camii. Efendim söyleyeyim. Nizamiye Medresesi. Derim ben. Ben bunu derim. İlk Türk Ribat'ı hangisiymiş bilmem ne. Vallahi yormayın zihninizi diyorum. Nöronları yakmayın. O nöronlar bize çok çok lazım. Daha koca bir Osmanlı var. Bir cumhuriyet tarihi var. Bir çağdaş var. Ne yapıyorsun sen böyle apıdık gubidik şeylerle uğraşmamanı ben tavsiye ediyorum. Bitmedi daha. Bilim adamları var. Bitmedi. Keşke sadece bu olsa. Keşke sadece bu olsa. Mimari eser bağlamında gelen 3-5 sorumuz var. O Türkiye tarihinde. Ona biraz bakacağız. Anlatabiliyor muyum? Türkiye tarihinde. O şu an dursun. Kim ne diyordu oradan? Biri bir şey diyordu. Bana küsmediyse. Kim o? Hocam şey, cevabımı aldım. Ekranı tekrar paylaşır mısınız diyecektim. Aldım cevabını. Evet, aldım cevabımı. Teşekkür ederim. Ne demek Serenay, ne demek. Bunu atacağım zaten. Bu notu ben satacağım bak. Tamam mı? Bu notu gruba atacağım. Ben bana hatırlatın. Evet canlar. Bilmiyorum derdimi anlatabiliyor muyum? Lütfen saçma sapan şeyler ezberlemeye çalışmayın. Ama hocam denemede çıkıyor. Allah belasını versin o denemelerin. Ama hocam yaprak testlerde çıkıyor. Allah bela kutup durmayın bana arkadaşlar. Çıkmışsın daha sonra paylaşım ben sizlerle görün. Bunlarla yakından zaten alakası yok. Ha, bilim insanlarına gelen sorular var. Tamam.
İlk Türk İslam devletlerinde bilim insanlarından gelen sorular var. Edebiyat ve ilim erbabına bir bakalım şöyle hızlıca arkadaşlar. Kutat Kubilik sanırım herkesin bildiği baba eserlerden birisi. Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan bir eser malum. İlk Türk İslam eseri diye geçiyor ki bir siyasetnamedir aynı zamanda biliyorsunuz. Siyasetname devlet adamlarının ve halkın karşılıklı görev ve sorumluluğun anlatıldığı eserlerdi. Bu konuda sormak isterim. Hadi bakalım, hadi bakalım hafızasını sevdiklerimin. Türk tarihinde bilinen ilk siyasetname neydi? Orhun Abideleri. Süpersiniz bah! Orhun Abideleri ilk siyasetnamemizdi. Ha, Türk İslam tarihinin ilk siyasetnamesi. Nizam, şey, Kaşka, neydi o ya? Karahanlar zamanındaki. Kutat Kubilik diyeceğiz. Yusuf Has Hacip. Yusuf Has Hacip. İlk İslam siyasetnamesi diye kabul ediliyor aynı zamanda. Bunun yanında Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Gâte Türk'ü herkesin malumudur yine. İlk Türkçe sözlüğümüz değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkçe bir sözlüğün kaleme alınmış olması bu milli şuurun, milli bilincin geliştiğinin apaçık bir göstergesidir. Başım gözüm üzerine. Bununla birlikte Kaşgarlı Mahmut bu sözlüğü kaleme alırken çoğunlukla Arapça yazmıştır. İşte Türkçe kelimeyi vermiş, karşılığında anlamını Arapça açıklamıştır. Bu biraz ilginç bir durum. Bunu da tamamen yine aslında milli şuurla açıklamak lazım. Ne alakası var hocam deme. İslami dönemde bir Arapça furyası var. Bu ortamda Arap ilim erbabı Türkçeyi, Türk kültürünü hakir görebiliyor. Farslar falan filan. Buna karşı Kaşgarlı Mahmut Arap dünyasına kardeşim bakın alın okuyun. Alın okuyun. Türkçe nasıl zengin bir dil. Bunu öğrenin, bunu anlayın diye adam Arapça kalem alacak ki dönemin şartlarında yine milli bir duruş olarak kabul etmek, değerlendirmek lazım bunu. Kaşgarlı Mahmut'un bu eserin de konak dolgunluğu olabilir yine. Duymuşsunuzdur muhtemelen bir Türk dünyası haritası var. Bu da şu ana kadar bizim elimize geçen ilk Türk dünyası haritasıdır. Aslında çok da böyle harita mantığıyla çizilen bir çizimde değil bu ama kaba taslak bir Avrasya gözüküyor ve orada Türkçe lehçelerinin konuşulduğu yerleri işaretlemiş Kaşgarlı Mahmut. Farklı lehçelerin konuşulduğu yerleri işaretliyor. Türkçenin nerelerde konuşulduğunu eski dünyada bu harita sayesinde görebiliyorsunuz. O yüzden biraz ilginç bir özelliktir bu. Kulak dolgunluğu olabilir diyorum. İlk Türk dünyası haritası da yer almakta bu kapsamda bu eserde. Öyle diyelim Toşi yani Türkçe konuşan yerleri işaretlemiş. Gösterdi haritada Türkler dışında yaşayan insanlar da var ama o insanları göstermekten ziyade Türkçenin konuşulduğu yerleri işaretlemişti bu haritada. O yüzden ilk Türk dünyası haritası diye anmaktayız bunu. Genel bir dünyada düşünmeyin bunu. Avrasya, anlıyor musun? Asya ve Avrupa coğrafyasını göstermiş kabataslak ve burada da Türkçenin konuşulduğu yerleri bize aktarmış. Anlatabildim mi acaba? Eyvallah. Canlar. Eyvallah. Ah. Hatice'den de o da ne geldi? Tüyo geldi. Sayfa 54'teymiş. Dur bu ne ya? Şimdi canlar. Burada bir başka eser Hoca Ahmet Yesevi. Bu muhtemelen hatırlan isimlerden birisi. Divan-ı Hikmet adlı eseri kesinlikle bilinecek. Bu tasavvuf alanında bilinen ilk Türkçe eserdir. Bu Türk tasavvuf edebiyatının ilk eseri de geçmekte. Hoca Ahmet Yesevi hem Orta Asya'yı hem de Anadolu'yu derinden etkileyen bir isimdir. Tabiri caizse İslam'ın Türk kültürüyle anlaşılması konusunda önemli iz bırakan bir isim olacak kendisi.
tabir doğru olmayabilir ama anlaşılır olması açısından bunu konuşuyorum. Türk İslam'ı tabiri caizse Türk kültürüyle İslam'ı sentezleyip bizim İslam'ı anlamamız noktasını ortaya koyun çalışmalarla bugün hala Orta Asya'da Yesevi tarikatı bağlamında etkinin devam ettiren bir isimdir Hoca Ahmet Yesevi. O yüzden yani çok baba bir isimdir. Yakın dönemde sorgulanmadı, ciddi potansiyeldir Hoca Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet değerli kardeşler. Dördüncü eser Edip Ahmet Yükneki. Bu üçünün yanında genelde beraber anlarız biraz arka planda kalabiliyor. Atabetül Hakayık, Atabetül Hakayık, Hakikatlerin Eşiği isimli o meşhur eseri Edip Ahmet Yükneki'nin değerli kardeşler. Ne bir ahlaki bir eserdir bu, İslam ahlakını İslami öğretileri kaleme aldığı bir eserdir. Ne kulak dolgunluğu olabilir diyorum. Farabi birkaç defa sınavlarda sorgulandı, bakın sınavlarda sorgulandı Farabi. Muallim-i Sani sıfatıyla çok çok ön planda bunu sorguladılar mesela. İkinci öğretmen demek biliyorsunuz. Hocam birinci öğretmen kim? Aristo. Aristo felsefe alanında özellikle ön plan çıkan isimler bunlar. Aristo'nun İslam aleminde algılanmasına, anlaşılmasına katkı sağlayan bir isimdir. Felsefe biliyorsunuz aynı zamanda sorgulama demektir, merak demektir, düşünme demektir. Düşünmeyi bize öğreten bir ilimdir felsefe. Bu bağlamda pozitif bilimlerimde anahtarı kabul ediliyor felsefe bilimi. Bu yüzden de Farabi, bu da çıkışından sorusuydu, İslam aleminde pozitif bilimlerin kurucusu diye kabul edilmekte değerli kardeşler. Mesela bakın, af, ekran paylaşımı yapmadım ya. Şimdi bakın, kitaba da benim yazdığım mevzu mesela, tamam mı? Yani birçok kitapta Farabi'le gibi bir dünya şeyler yazılır. Söylenebilir de, tamam mı? Ama ben burada Farabi'yle ilgili olarak bakın mesela şu Muallim-i Saniye az önceki nota ifade ettim. Al-Farabi'si ifade ettim. Pozitif bilimleri ifade ettim. Emin olun şöyle bir soru gelmeyecek size. Medinetül Fazıl'a adlı eser kimin eseridir? Yaprak testler sorar. Bunu sosyal medya sorar. Ama ÖSYM şöyle soracaktır. Medinetül Fazıl'a adlı eserimde hükümdar özelliklerini anlatan, İslam aleminde pozitif bilimlerin kurucusu diye anılan ilim insanı. Anlatabiliyor muyum? Yani gidip de işte Birleşmiş Milletler onu savundu, yaparak öğrenme, müzik kitabı falan, müzik aleti kim yaptı? Ya bu müzik aleti kim yapsa yaptı, Allah belanı vermeye ya. Bir dünyada saçma sapan sorular uğraşırız bizler. Yapmayın. Farabi, Muallim-i Sani sıfatıyla pozitif bilimler sıfatıyla çok çok önemli ve değerlidir. Hadi çok istiyorsan yanına belki şu bilimlerin ilk defa sınıflandırmış olması. İhsal ulu madde eser. Hadi. Ama gidip böyle her şeye zıplamayayım. Şu Ebu Nazar mesela 2019'da MEB kitabına girdi. Doğrudan doğruya bu sorgulanmayacak. Ebu Nazar kim? Allah belanı vermeye. Yapma. Böyle bir şey yok. Ebu Nazar diye anılan, Muallim-i Sani diye de bilinen kişi gibi ÖSYM sorusu olacaktır. O yüzden kendinizi çok yormayın. Bilmiyorum derdimi anlatabiliyor muyum değerli arkadaşlar. Yapmayın. Yapmayın bunu, tamam mı? Devlet bu dönemlerde karışık anda. Yani şu devlet diyemiyorsun. 900 yıllar efendime söyleyeyim İran Horasan bölgesinde bir dönem Samanoğulları var burada, bir dönem Abbasiler etkin. O yüzden gidip Selçuklu, Karahan, Gazne diye bir gönderme yapmak biraz zor. Zaten Selçuklu yok bu dönemde de. Karahan ve Gazneliler var, onlar da Orta Asya'da. Farabi İran bölgesinde yaşayacak ve o dönemde de İran coğrafyasında Abbasi devleti, bir ara Samanoğulları diye bir devlet etkili ki buna gerek yok. Gerek yok buna, tamam mı? Bilemiyorum derdimi anlatabiliyor muyum kardeş? O yüzden yani ben farkı görmeniz açısından bir oraya bir buraya gittim geldim, bakın tamam mı? Yani şu şablon size büyük büyük ölçüde soru yapsatacak. Ya ben olsam yemiş miydim tarih kitabını?
yemişim videoyu bilmem kim hoca, bir hoca, Cürt hoca. Şu not üzerinden Türk İslam tarihine bakarım, sınavda bana yeterli olacaktır bu, tamam mı canlar? Benzer şekilde bakın, sınavda sana İbn-i Sina'ya soracak olan bir sınav sorusu ÖSYM, Avicenna yanabilir. Tıbbın hükümdarı bunu anabilir. Erkan-ı fit tıp veya tıbbın kanunu çıkan sınav sorusu zaten bu. Bu ya yani tıbbı gördüğün zaman Türk İslam tarihinde vereceğin tek cevap vardır. İbn-i Sina. İbn-i Sina. Bunu böyle hatırlayacaksınız. Şeyh el-Reis, Avicenna, mutasıfatlar kullanılabilir yaprak testlerde ama ben çok önermiyorum. Biruni, çok soru yazdık. Sarayımın en değerli hazinesi. İlginç bir sıfattır bu, ilginç bir sıfattır. Gazeli Mahmud'un Biruni için andığı bir tabirdir değerli arkadaşlar. Bu göze çarpabilir. Yanında ben Asar-ı Bakiye. Buna dikkat edin diyeceğim. Soru bulanmadı. Asya tarihi hakkında bize çok değerli bilgiler aktaran Orta Çağ tarihinde önemli bir eserdir Asar-ı Bakiye. Aynı zamanda astronomi alanında da gök bilimi alanında çalışan bir isimdir Biruni. Biruni. Ulu Bey sorgulanmadı yakın dönemde. Hay Allah. Bu Ulu Bey'i bana soracak olursalar değerli arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle sana şunu verecek kardeşim. Hükümdar bilim adamı. Hükümdar bilim adamı. Bunu unutmayın. Sanırım bunu konuştum, andım ben sizlerde Timur Devleti'nde. Ulu Bey yakın dönemde beklediğim isimlerden birisi değerli arkadaşlar. Orta Asya'da Semerkant'ta ilk rasathaneyi açan önemli gök bilimcilerden birisi. Aynı zamanda Timur Devleti'nin hükümdarlarından birisiydi. Güzel bir soru olabilir. Gayet de genel kültüre uygun bir soru olabilir bu. Nizam-ı Mülki Siyasetnamesi daha keza ilginç olabilir. Harezmi cebir biliminin kurucusu. Yok işte o sıfır sayısını kim buldu? Ondaki sayılar kim çalıştı bilmem ne. Anam, abdü kuldü şeyler var ya. Vallahi uğraşmayın bunlarla ya. Vallahi uğraşmayın ya. Ömer Hayyam andık. Celal takvimine kulak dolduğunu olabilir değerli arkadaşlarım. Kimya dendiğinde sorgulanmadı. Bilmiyorum buna kadar gelir mi? Önemli bir isim aslında ama Cabir bin Hayyam. Buna kadar gelir mi? Bilmiyorum abi. Yakın dönemde tarihi yemin, utbi dahi sorgulanmadı. Muhakemetül lügateyn sorgulanmadı. Sorgulanmadı mesela yakın dönemde. O yüzden yani isim çok fazla. Yani böyle onlarca isim listesi yaparsın. Karşısına ne yapmış, hangi kitabı yazmış ve Arapça, Farsça terkiplerle ezberlemekte bile zorlanacağım bir dünyayı çıkartırsın. Ben de iki üç yazdım kitabımda falan ama vallahi gerek yok ya. Vallahi gerek yok ya. Geçen seneki soruda coğrafya kaderdir mesela. Bu nottan, bu bağlamda geçen sene hazırlamıştım ben. Direkt bir arkadaşlar soru yakaladı. İbni Haldun. Bu not size yeterli olacak. Bilmiyorum derdimi izah edebiliyor muyum canlar? Bu not size yeterli olacaktır. Yaprak testler, soru bankaları, onu yanlış, bunu yanlış, şunu yazmış. Vallahi billahi aman. Allah Allah, gözünü seveyim ya. O nöronlar bana lazım kardeş. O nöronlar bana lazım. Daha biz yolun başındayız. Ne yapıyorsun sen ya, tamam mı? Gidip Allah aşkına gidip sana şu keşaf tefsirini sorsun. Yapma la. Yapma. ÖSYM Allah belanı vermedi. Geç bırak. Keşaf tefsiri mi? Kandil lügatı mı? Bunlar gibi nicesini ezberlemek için vereceğin emekler yerine tarihi mantığını anla. ÖABT'ye bak. Çok çok daha kârda olacaksın. Yani bir tane böyle Türkistan'dan gelmedi. Onu söyleyeyim. Bir tane böyle pis kıldı, tüydü, yündü tarzı soru ya gelir ya gelmez. Onun için nice ezber var abi, nice ezber var. Yani nice ilk mide ameliyatı kim yapmış? Hadi canım oradan ya, hadi oradan ya. Hocam yanmışsın.
Ne yapayım ya işte piyasa psikopat. Piyasa psikopat ne diyeyim yani. Jeodeji bilimini kim kurmuş? Ne diyecek sana ÖSYM? Jeodeji biliminin kurucusu kabul edilen Gazneli Mahmut'un sarayının en değerli hazinesi diye andığı ilim insanı gibi. Bakın mantık bu olacak. O yüzden böyle az önce andığım isimlerle ilgili birkaç temel bilgi yakalamış olmak sana soru yaptıracak. Ama hocam deneme. Ya practice. F şıkkı Allah belanı vermeye. Ne diyeyim yani. İbn-i Rüşd. Bu Türk değildir. Doğrudan sorulmayacak o yüzden. Doğrudan sorulmayacak İbn-i Rüşd kardeş tamam mı? Ha, bu İspanya'da yaşayan, Endülüs'te yaşayan ve Avrupa'yı Rönesans bağlamında etkileyen bir Arap bilim insanı. Yaprak tesere geçer. Ama doğrudan ben İbn-i Rüşd'ün sınavda sorulacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi bizim sınavımız Türk kültür uygarlığını kapsıyor arkadaşlar. Türk kültür uygarlığını kapsıyor. O yüzden İbn-i Rüşd'ü bir tarafa atarım ben burada. Belki efendime söyleyeyim güncel bölümde çıkar belki. Ne diyeyim yani. Daha ben bir dünya isim var. Abdullah el-Hazine el-Razi. Bir dünya isim var. O yüzden yani canlar. Gruba atacağım. Gruba atacağım o notu. O not üzerinden ben yol almanızı öneririm. Ve yanımda bakın dediğim gibi daha Türkiye tarihi var. Türkiye tarihinden eserler var. Türkiye tarihinden ilim erbabı var mesela. O yüzden biraz böyle gerçekçi olmak ve seçici davranmak gerekir değerli arkadaşlar. Nergis bakarız. Bakarız Türkiye tarihine bakalım şu an. Tamam buradan bir yol alalım. Gruplara ben yazacağım zaten tamam mı? Gruplarda bana cevap vereceksiniz. Hangi yurtta nerede kaldım ben hatırlamıyorum. Ona göre bir ayar çekeceğim. Tamam. Şimdi canlar buradan bilmiyorum ya bakın ya bırak şimdi site'ı mayt dur. Bak bana bak bana bak. Bana uyuma dalma bak bana Dilek gözünü seveyim ya Allah Allah. Derdimi anlatabiliyor muyum la? Kardeşim derdimi anlatabiliyor muyum la? Bu bilim insanlığı. Ya arkadaş Türkiye tarihinde 2006 sorusuydu. De hele Malabadi Köprüsü'nü sormuşlardı. Malabadi Köprüsü'nü. Tamam mı? Konuşacağız onları. 2007'de isim vermeyeyim yayınlardan birisi. Bir sonraki sene Malabadi Köprüsü sordular ya Anadolu'da köprüleri Anadolu'da hanları hamamları çeşmeleri sayfalarca liste şeklinde kitabına koymuştu. Ben çeşme diyorum, çeşme. Handan, hamamdan bahsediyorum. Bırakın medreseyi, camiyi, bilmem neyi. Onlarca sayfa bu şekilde eser paylaşılmıştı. Osman dahil olmak üzere. Bunları hiçbir insan evladı aklında tutamaz, ezberleyemez. Zaten ÖSYM de benden bunu beklemiyor. ÖSYM'nin benden beklediği bir belgesel izliyorsan bir şehirle ilgili, Anadolu'yla ilgili bir şehri bize gösterirken bize ilk gösterdikleri mimar eserler. O şehir anıldığında ilk akla gelen ilim erbabı mesela. Tarihe geçmiş. Anlatabiliyor muyum? Bu minvalde çıkan sınav sorularımız var. Ama biz ne yapıyoruz yayın evleri ve yazarlar olarak? Şunu da yazsam, bunu da yazsam. Bir soru dengelirse oh be soru yakaladım diye paylaşırım. O bağlamda kitabımı daha çok satarım. Bizim kaygımız bu. Bunu itiraf ediyorum lan. Allah Allah kaygımız bu. Yayın evlerin kaygısı bu. Ben açıkçası valla bu göndermeyi açıkça videolarımda da olsun, derslerimde de olsun. Gönül rahatla yapabiliyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Kimileri ya çıkarsa bazen gruplara bakıyorum böyle Telegram, WhatsApp bilmem ne tamam mı? Saçma bir detay paylaşıyor oradan. Birkaç tepki gösteriyor. Hocam çok detay değil mi? Soruyu paylaşan cevabı şu. Ya çıkarsa. O öyle lanet bir korku ki ya çıkarsa. Öyle lanet bir korku, lanet bir cümle ki bu. Zihinleri alt üst ediyor.
o korkuyla her şeyi böyle bodoslama dalarken tarihin özünü, mantığını kaçırıyorsunuz. Tarih veya KPSS'in o bütünlüğünü kaçırıyorsunuz. Alanı kaçırıyorsunuz, ihmal ediyorsunuz. Bilmiyorum. Ben bunun kavgasını her dem yaptım. Yapmaya çalışıyorum. Kitaplarımda da evet bir tık daha detay var. Lanet olası o piyasaya maalesef boyun eğiyoruz orada ama yine düşündüğün zaman birçok yayından çok daha sade olduğunu söyleyebilirim. Ben bu tarz eserler ve ilim adamlarıyla ilgili olarak idare tarihim. Biri bir şey diyordu oradan. Lafını tıktım ağzına galiba. Bir ses geldi az önce. Vazgeçti. Hocam ben bağlantı çok kötü dedim ama şimdi düzeldi. Bir şey mi diyorsun Hatice, anlamadım. Sorun yok değil mi? Bağlantı çok kötüydü, düzeldi hocam. Anladım. Diğerlerinde problem var mı? Bazen yok, kendi... Yok hocam. Yani kendi altyapımızla ilgili de olabiliyor. Efendim söyleyeyim ya, bazen benden de kaynaklanıyor olabiliyor. Bizim burada yağmurlu havada falan problem olabiliyor bazen de. Genelde problem yoksa o zaman kişisel bağlantımızla ilgili olabiliyor. Tamam. Peki. Peki. Ben devam ediyorum o zaman. Derdimi anlatabiliyor muyum bu konuda? Allah bir tepki verin la. Evet hocam. Evet hocam. Sıkışsa hayır dedim ablacığım. Ya hocam o kadar çok şey var ki zaten o kadar şey ezberlememiz mümkün bile değil. Kesinlikle emin hocam, kesinlikle. Ama gerek de yok. Yani ÖSYM mantıcısına mı gerek yok? Hadi yine ucunu açık bırakmak istiyorum. Böyle %100'e bağlamak da istemiyorum kendime. Hadi diyorum bir tane böyle kıldı, tüydü, yümdü, saçma sapan bir soru gelsin. Yanılsın bir olaca. Ben kumar oynuyorum belki şu an ha. Çok şükür 3-5 yıldan beri şeyin yeri yanılmadım bu konuda ama yani bu şekilde açık konuşmam kayda alınıyor lan. Bunu paylaşacaklar. Videolarda bile ben gönderme yapıyorum. Oradan bir ters köşe olacak olursam ben bir tane saçma bir soru gelecek olursa linç edecekler beni. Ama hocam sen böyle demiştin ya arkadaş ya, ben yine diyeceğim bunu, yine diyeceğim. Böyle bir tane olası saçma bir soru için binlerce kavram ve bilgi ezberlemek akıl kârı değil ya, ben anlamıyorum bunu. Akıl kârı değil bu. Ben yapmam bunu. Uğraşmam. Her şeyi senin önüne koymak, her şeyi yazmak, her şeyi söylemek zor bir şey değil. Söylerim, yaparım, geçerim ben. Ama kıyamıyorum. Ne diyeyim ya? Kahpasın içindeki insanın sevgisine kıyamıyorum sizlere ya. Yazık ya. Vallahi yazık ya. Anlamlı değil ya. Ay Allah'ım ya. Of öyle işte. Öyle. Canım benim. Evet. Bir şey yazdı yine. Amma çeneniz düşük ya. Eyvallah verim. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Evet. Şimdi kardeş şu Türkiye tarihine şöyle bir yelken açalım bakalım. Önce hızlıca bir siyasal tarihe bakalım. Arkasından da yine benzer şekilde kültür uygarlığı konuşacağız. Ha, oradan bir arkadaşım devlet yönetimi demişti ya. Ha süper dengelecek. Türkiye tarihinin devlet yönetimi detaylı konuşalım. Aynı şey zaten. Aynı şey zaten. O yüzden birkaç sınıfta bir tık arkadaydım galiba. O nedenle Türkiye tarihini konuşurken yapacağımız muhabbetler bir tekrar olacak. Ve konuşmadığımız yeri almış olacağız onlarla. Böyle bir tevafuk olacak burada. Çünkü Türkiye tarihinin kültür uygarlığı, ilk Türk İslam devletlerinin kültür uygarlığı ile hemen 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 aynı. Aynı. Onu zaten göreceğiz ama önce şöyle bir siyasal tarihe bakalım canlar. Türkiye tarihi dediğimiz zaman malum Anadolu'muz akla geliyor değil mi? Türkiye'miz akla gelecek. Bu kapsamda 5 aşamadan oluşan bir dönem var Türkiye tarihinde. Birinci Beylikler, Anadolu Selçuklu, ikinci Beylikler, Osmanlı ve Türkiye'miz. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan beylikler, Salt Türk Mengüç bilmem ne bakacağız şimdi onlara, birinci beylikler diye anılıyor ki bunlar çoğunlu Artuklar hariç diyelim Anadolu Selçuklu hakimiyete girecekler. 1100'lü yıllar diyelim, 1200'ler Anadolu Selçukluları var Anadolu'muzda. Anadolu Selçuklu Devleti Köse Dağ Savaşı'nda ağır bir mağlubiyet alacak ve dağılma yıkılış sürecine girecek ki o trendde ikinci beylikler çıkacak karşımıza Köse Dağ mağlubiyetinden sonra.
Bu ikinci beyliklerden birisi olan Osmanoğulları da malum tüm Anadolu'ya peyderpey hakim olacak. Osmanlı İmparatorluğu diye yolumuza devam edeceğiz. 600 yıl kadar bu coğrafyada etkinlik göstereceğiz ve o da miladını tamamlayıp bayrağı kime bırakacak? Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakacak. İşte bundan sonraki süreçte bunları konuşacağız. Açıkçası 1. Beylikten Anadolu Selçuk, 2. Beylikten 3-4 saat zaman alacak. Osmanlı 30 saat, Türkiye Cumhuriyeti 30 saat. Kabatassak. Ya yani esas olan Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olacak. Tabiri caizse değerli kardeşler. O ünlü seyyah ta Çin'e kadar giden o Kubilay Han döneminde hatırlayın. Kubilay Han'a giden Marco Polo denen o zibidi Anadolu'muzdan da geçecek arkadaşlar. 13. yüzyılda Anadolu'dan Türkiye diye bahsediyor. İlginç olabilir. Efendim söyleyeyim, güncele kayan bir soruda karşımda çıkabilir. Yine Türk İslam tarihindeki önemli seyyahlardan Arap seyyahtır İbni Batuta. Orhan Bey zamanında mesela Anadolu'ya gelecek Osmanlılar döneminde o da Anadolu'dan Türkiye diye bahsediyor ki artık Anadolu'nun Türk vatanı olduğunun yabancılarca da bir telaffuzudur bu. Türkiye, Türk'ten yaşadığı yer, Türk vatanı anlamında bir tabir ki bu adamlar Türkiye demişler Anadolu'ya. Şimdi kardeş, evet canım. Harita gözüne girsin. Harita gözüne girsin. Coğrafya fakiri olmayın demekten ağzına tüy bitti. Tamam mı? Gidip beylikleri sözel bir şekilde okuyup geçmek yerine harita üzerinde görmen lazım kardeşim. Erzurum bölgesinde bakın. Saltuklular. Erzurum Kars bölgesinde Saltuklular. Erzincan Kemah bölgesinde Mengücekler. Ne şu Divri'de hakeza. Divri'de Mengücekler tarafından ele geçirilecek uzun bir dönem hakim olacaklar. Güneydoğu Anadolu'da Artuklular. Bu Yozgat Tokat bölgesinde Danışmentliler. İzmir'de Çakabeyliği. İznik ve Konya nerede ya? Ha Konya. Şu bölgede malum İç Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti diyeceğiz. Yani bunları sözel bir şekilde kitaptan okuyup geçmek yerine harita üzerinde görün. Görün, zihninize canlandırın değerli kardeşler. Birinci beylikler. Bunlardan Saltuklularla ilgili olarak kardeş, Erzurum Kars bölgesinde kurulan beylik, Saltuk Bey adını kurucusu olacak zaten. Eyvallah ilk. Anadolu'da Malazgirt'ten sonra kurulan ilk beylik değerli kardeşlerim, tamam mı? Bunun yanında bakın hemen şöyle dönmek istiyorum yine. Bakın kurulduğu yere bak. Kurulduğu yer itibariyle Saltukların hemen kuzeyinde Gürcüler var. Doğusunda Ermeniler var. Saltuklar konum itibariyle Gürcü ve Ermeniler karşısında bir set oluşturmak yoluyla onların Anadolu'ya taarruzuna engel olmuşlar ve doğudan gelen Türklerin Anadolu'ya güven içerisinde göç etmelerine yardımcı olmuşlardır. Böyle ilginç bir misyonu olacak Anadolu'nun Türkleşme bandında Saltukların kulak dolgunluğu olabilir. Böyle bir soyda muhtemelen haritayı gözde canlandıran bir arkadaşım daha rahat yapacaktır. Saltuklar, Erzurum Kars bölgesi, üstü Kafkasya, Gürcüler, Ermeniler. Onları durduran ve Türklerin Anadolu'ya güvenle göç etmesini sağlayan tabii ki Saltuklardır diye cevap verecektir muhtemelen kardeşim. Eserlerle konuşacağız. Zine Mama Hatun Külliyesi Tercan'da Saltuklarla ilgili önemli bir eser olarak kulak dolgunluğu olabilir diyorum. Bunun dışında Mengücekliler arkadaşlar. Mengücekliler, evet, bir tek bunu istiyoruz sizden. Divri'yi. Divri'yi gördüğün zaman abi yapıştır Mengücekliler ya.
Turan Melekdar Şifası Hastahane önemli bir eserdir bu. UNESCO Kültür Mirası'nda yer alan bir eserdir. Çok çıkacak karşınıza Divri, yani bunu buradan yakalayacaksın. Divri'de Turan Melekdar Şifası'nı Mengücekler'le ilgili hatırlatıyorum. Danışmanlar, bu başka. Danışman Gazi tarafından kurulan bir beylik İç Anadolu bölgesinde eyvallah kalem aldım hemen. Evet, bu biraz ilginçtir. Anadolu'da adına para bastıran ilk Türk hükümdarı. Hatırlayan var mı? Türk tarihinde adına para bastıran Bagat Arkan. Anadolu'da ise danışman Ahmet Gazi'ymiş. İlginç olabilir. Evet, bu beylikler içerisinde en baba, en güçlü olan beyliktir. Tartışmasız. Hatta Anadolu'ya hakim olma sevdasında, Türkiye Selçuklu Devleti'ne en çok uğraştıran beylikli danışmanlar. Tam bir baş belası olacak. Türkiye Selçuklularla en çok kavga eden beyliktir. Buna benzer mesela 2. Beylikler ve Osmanoğulları kavgasında. Osmanoğullarını 2. Beylikler, 2. Beyliklerde en çok uğraştıran Karamanoğulları. 1. Beyliklerde Türkiye Selçuklu'yu en çok uğraştıran ise danışmanlar. Bu ikisini beraber hatırlamanızı önerebiliriz arkadaşlar. Haçlılara karşı aslanlar gibi mücadele eden bir beylik. Bir beylik yine değerli arkadaşlar. Ömer, 2. Beylikler dersine istersen katılma kardeşim. Karamanoğullarınız biz diyor ya. Biz Osmanlılarız kardeş. 2. Beylikler dersinde benden izinlisin kardeşim. Ona göre. Hadi bakalım. Canlar. Bu Haçlılarla mücadele kulak dolgunu olabilir. Yine bu Haçlılara karşı yapılan mücadelede Ahmet Gazi'nin yaptığı o mücadele Danışmentname diye bir destana dönüşecekmiş hatta. İlginç olabilir. Yağı basan. KPSS bunu sormadı. Bunu sorarlar ve yapamazsan kimseye söyleme, adama gülerler. Yağı basan medresesi Anadolu'da, Tokat'ta ilk Türk medresesi. Anadolu'da ilk medrese diye geçiyor. Yağ basan medresesi. Bunu vallahi billah hatırlayın. Tamam mı kardeşim? Yani şu yağ basan en güçlü beylik vurgusu, para vurgusu ilginç olabilir danışmanlar beyliğinde. Artuklularla ilgili olarak ise Güneydoğu Anadolu bölgesi hatırlayınız. Tamam mı? Uzunca bir süre yaşayacaklar. 300 yıl kadar. Hatta Osmanlı falan da görecek bunlar mesela. Üç kola ayrılmışlar, takılmayın bunlarla. En son yıkılan beylikmiş bunlar. Haçlılarla yoğun bir mücadele var. Eyvallah! Ve muhtemel bir soru El Cezeri'yi. İlim erbaplarında da anacağız kendisini. Artuklu bilim insanı, Cizreli kendisi. Sibernetiğin o robot biliminin kurucusu diye geçen muazzam bir isim kendisi El Cezeri. O yüzden kulak dolgun olmasını önereceğim. Aynen. Otomat, sibernetik, robot ne dersen de. Tamam mı canlar? Sorgulanmadı. Potansiyel bir sorudur El Cezeri bilginize diyorum. O meşhur Malabadi Köprüsü iki defa sorgulandı. İki defa 2006 2012'de sordular iki defa bunu. Ve yine potansiyeldir. Eserlerde bir kez daha bakacağız. Malabadi şu an Artuklarla hatırla. Bana yetecek inşallah sevgili kardeşim. Çaka Beyliği, bunu biliyorsunuz. Gölcük'te benim çalıştığım okul, Çaka Bey Anadolu Lisesi. Okulun girişinde Çaka Bey'in hayatını anlatan bir yazı var ki ben kaleme aldım onu mesela yine. Bir büyükçe bir yazı böyle. 9. sınıfta lise bir ergen ustalara anlatıyoruz bu beylikleri. Çaka Bey bak çocuğun okulun adı buradan geliyor falan filan. İlk Türk denizcisi falan filan. Çağatsızlama giriyoruz. Soru şu. Tarihte bilinen ilk Türk denizcisi kimdir? Çaka Bey Anadolu Lisesi öğrencisi soru soruyorsunuz. Ve hatta sınavda kopya da verdim bir defa geçende, tamam mı?
Hatta yani okulumuzun adı da buradan geliyor falan dedim. Buna rağmen geri zekalılar boş bıraktı. Çaka Bey öğrencisi, ilk Türk denizcisi Çaka Bey diyemedi lan. Diyemedi. Beni hasta ediyorlar. Böyle boğazsın geliyor, saçıma şurulsun geliyor ya. Bu kadar mı kopuk insanlar hayattan, yaşadığı yerden, yaşadığı coğrafyadan? Gölcüye bakın, Barbaros Hayrettin Lisesi. İşte efendim söyleyeyim, ne vardı başka? Ben Çaka Bey bizim okul tamam mı? Pir Reisi, ilkokul, ortaokul bilmem ne. Her yerde denizci isimler var. Niye? Gölcük donanmanın merkezi. Deniz kuvvetleri bu kadar. Bu farkındalıktır arkadaşlar. O yüzden yaşadığımız bölgeye iyi bakmamız lazım. Farkındalık bağlamında Çaka Bey'i sizler çok iyi biliyorsunuz. İlk Türk denizcisidir kendisi. Çaka Bey'in kuruluşu 1081. Türk donanmasının kuruluş tarihi kabul ediliyor değerli arkadaşlarım. Önemli bir isim ama maalesef Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan tarafından Bizans entrikalarıyla suikasta uğrayacak ve rahmetli olacak. Bakın ilginç bir mevzu. Teşebbüs diyorum ben buraya. Peçeneklerle beraber İstanbul'u kuşatmak isteyecekler ama muvaffak olamadı. Kuşatmadı. Piyasa kuşattı diyor. Kuşatamadı. Bizans bunun önüne geçmek için entrikalarla Çaka Bey'i öldürtecek. Hevesi kursağında kalacak. Muvaffak olamadı. Yani kuşatamadı. Böyle bir niyetle yola çıkacak. Çanakkale Boğazı'nı abluk altına alacak ama rahmet olacağı için bu kuşatma yalan oldu. O yüzden ben teşebbüs diye anlıyorum bunu. Ya sana bunu sonra sadece şu sıfat ya. Şu deniz kuvvetleri bu yani bu. O yüzden çok yormayın diyorum kendinizi Çaka Bey ile ilgili olarak kardeş canlar. Hadi yiyorsa ezberle. Ezberle yiyorsa. Ne ettiğimi şimdi yani. Bunların dışında, konuştuğumuz dışında böyle şehir devletçikleri, şehir beylikleri diye de geçen, evet beylikler var. Yazdım Eder tarihe. Vallahi billahi uğraşmayın ya. Vallahi billahi uğraşmayın. Bundan sonra gelmedi, gelmeyecek arkadaşlar. Anadolu Selçuklarından sonra bir gönderme yapacağım bu tarz beyliklere yine. Ama uğraşmayın diyorum ben. Yani gidip kurucusu kimmiş, nerede kurulmuşmuşmuş. Çok istiyorsan belki İnançoğulları, Sökmenliler ve İnanoğulları. Çok istiyorsan isme. Böyle bir beylik var diye ki bunu da ben önermiyorum. Tamam mı canlar? Gerek yok diyorum. Peki hocam. Bu beylikler niye önemli? Bu beyliklerin genel özellikleri. Hatırlayınız bunlar Malazgirt Zaferi'nden sonra kılıç hakkı mantığıyla kurulan ve kurucularının adını alan beylikler. Saltuk Bey, Saltuklar. Mengücek Gazi, Mengücek. Artuk Bey, Artuklar. Adı buradan geliyor. Yine bunlar ekseriyetle Haçlara karşı mücadele eden beylikler ve yine Artuklar dışında ekseriyetle Anadolu Selçuklu hakimiyete girenlerdir. Eyvallah esas olan. Canım bu beylikler hakim olduğu coğrafyaya doğudan gelen Türkmenleri yerleştirerek Anadolu'nun nüfus yapısını değiştirmişlerdir. Bu beylikler hakim olduğu şehirlere yaptığı eserlerle, camisiyle, hanla, hamamla, kervansarayla Anadolu'ya Türk İslam mührünü vurmuşlardır gençler. Her şehrin bakın tarihsel dönemde bir kimliği vardır. Bir mimari üslubu vardır. Her milletin kendine has bir mimari tarzı vardır. Bakın Ayvalık Cunda'ya gittiyseniz oradaki o Rum evlerini hemen hissedersiniz. Bu da Rumlar yaşamış dersin. Uzaktan bakan bir birey, aha bu Arap şehri, bu Rum şehri, bu Türk şehri diye şehirlerin kimliğini hemen sana söyler. O nedenle bu beylikler Anadolu'ya kimlik kazandırmışlar. Anadolu'ya Türk İslam mührü vurmuşlardır ve Anadolu'yu bize vatan kılmışlardır. Nasıl? İki boyutuyla. Bir nüfus, iki mimari eserlerle. O yüzden bu mantığı atlamayın diyorum. Buna benzer mantığı Anadolu Selçuklu'da ve ikinci beyliklerde de konuşacağız. Bakalım nasip ise değerli kardeşler. Buraya kadar
ya hocam ya diyem. Kafanıza takılan bir şey varsa bayılırım. Beyliklerle ilgili çok yormayacaksın kendinizi. Kabataslak nerede kurulduğunu hatırlayacaksınız. Birkaç cümleyle önemli yönlerini hatırla yetecek diyorum. Eserlere, ilim erbabına yine gönderme yapacağız. En son Türk İslam ve Türkiye tarihiyle ilgili olarak. Önümüzdeki ders. Anadolu Selçuklu'ya ikinci beyliklere bir bakalım diyorum. Bu çerçevede bu akşamla ilgili. Ya hocam ya diyem. Kafanda takılan bir şey varsa buyurun. Toshi, senin bir adın var mı ya? Toshi ne ya? Bir adın var mı? Paylaşacak mısın bizimle? İsmine hitap etmek istiyorum, o yüzden sordum. Gizem takılmaya devam edeceksin yani. Peki, peki. Ondan şöyle söyleyeyim. Bakın bir kere daha ifade ediyorum. KPSS sınavı Türk kültür ve uygarlığını kapsıyor. Dolayısıyla sizler İslam tarihinden sorumlu değilsiniz. Sizler ilk çağ uygarlığından sorumlu değilsiniz. Tamam mı canlar? İslam tarihinden sorumlu değilsiniz ve KPSS İslam tarihi anlatılmaz zaten. Tamam mı? Hocam benim bir sorum var. Türk İslam tarihi. Serenay olabilir, şeyden şu olabilir, gruplara yazacağım ben onu. Tamam mı? Gruplara yazacağım, ona göre bir hamle yapacağım. Burada bir ortak bir konsensustan bir yol alalım dedim ben, tamam mı? Dediğim gibi yüz yüze her grupta nerede kaldıysak oradan alacağız. Emine bir şey mi demiştin sen? Hatice hocam. Hatice efendim. Neden birinci ve ikinci beylikler diyorsunuz? İki farklı dönemde. İki farklı dönem. Malazgirt'ten sonra birinci beylikler. Evet. 1070-1100'lü yıllar. Sonra o Selçuklu kurulacak. 1200'ler. 1200'lerin sonlarında bir daha beylikler kurulacak. İkinci beylikler. Ondan sonra Osmanlı. Böyle bir dönem var. O yüzden evet, ayırt etmek için 1-2 diye tasnif ediyoruz. Peki. Tamam. Hocam Türk İslam Devletleri ile ilgili test atacak mısınız siz? Test? Evet, ünitenin sonunda atıyordunuz yani, veriyordunuz bize, ondan sordum. Çıkmış soruları gruplarda paylaşıyordum ben. Yüzde de fotokopi dağıtıyordum. Şimdi nasıl yapacağım bilmiyorum. Bakacağız. Ama Türk İslam daha bitmedi. Daha zamanım var o bağlantıyı düşürmek için, tamam mı? Türkiye tarihini konuşalım, ondan sonra test dağıtıyorum ben. Tamam mı? Tamamdır hocam. Peki ben kaçıyorum. Soru çözme işini Türk İslam tarihinden bence. Türk İslam tarihinde genelde sonlar karmadır. Karmadır. Önümüzdeki hafta çözersiniz. Sümeyye ne diyor? Ne yazıyorsun oraya Sümeyye? Yeni yazılmıyor da. Klasik. Ben yazmadım. Yeğenim Kuder'in yazdı hocam. Klasik ha, öyle mi? Biliyorum ben hocam. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Yerim ben seni. Ne diyorsun sen kız? Anne ben. Şimdi konuş. Ben kendimi çalışıyorum. Ben de seni. Ben de seni. Anlamadım. Ben kaçıyorum. Var mı şişanlar? Müsaade bana. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar. Görüşürüz. Yani de yani ders alın. Öpüyorum o yani de ben. Tamam mı? Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.